yaz-kış vazgeçemeyeceğimiz yiyeceklerdendir. Neden mi bahsediyoruz? Dondurmadan. Merhaba değerli İçkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere İstanbul Sarıyer'den seslenmekteyiz. Meşhur Büyükdere Dondurmacısının konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Kemal Elmas Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Kemal Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız hoş efendim? Geldin. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Kemal Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Kemal Elmas kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Kemal Elmas İstanbul'da doğmuş. Evet. Ömrünün 40 yılını Sarıyer'de geçirmiş bir vatandaş. Evet. Dondurmacı olarak meslek olarak babasının mesleği olan dondurmacılığı seçmiştir. Hı hı. 40 yıldır da yani çocukluğundan beri okul dönemlerinden zaman buldukça babasına yardım etmiş. Evet. Bu zamana kadar gelmiş, yaşı 53 olan bir kişi diyebiliriz. Siz ikinci kuşak olarak bu hizmeti bu sektörde sürdürüyorsunuz. Asıl meşhur Büyükdere Dondurmacısı, babanız Sabri Bey tarafından ne zaman kuruldu? Kendisi kaç yıldır bu sektörün içindeydi? Babamız 1948 yılında İstanbul'a gelmiş. Hı hı. Ustasının yanında 24 sene çalışmış. Evet. Ustası da tabii yaşlandıktan sonra sağlığından dolayı kendisine dükkanı devretmiş. Evet. Ondan sonra baba mesleği devralmış ve bu öğrendiği mesleği devam ettirmiş. Evet. Yani yıllarca devam ettirdi. Sonra işte dediğimiz gibi bizler arkasında destekçi, annem, çocuklar arkasında destekçiydi. Evet. Bu zamana kadar aile işletmesi olarak işlettik bunu. Evet. Fazla büyümeden ama Sarıyer'in her kesimine hitap ederek bu zamana kadar 48'deki tadı bu zamana kadar taşıdık. Evet. Yani şu anda 2017 yılındayız. 48'deki tat neyse, o doğallık, o saflık neyse, bugüne kadar da aynı tadı taşımaya özen gösterdik. Bundan sonra da taşımaya özen göstereceğiz. Daha ileriki tarihlere taşımaya amacımız. Evet. Siz küçük yaşta kardeşleriniz olsun, anneniz olsun, babanıza yardım maksatıyla dondurma işine yöneldiniz. Şu anda da siz ikinci kuşak olarak eşiniz Yıldız Hanım olsun, sizin kendi çocuklarınız olsun, yine bir aile işletmesi olarak burada Sarıyer'de yine bölge halkına en taze, en doğal, en organik dondurmaları gelenlerin damak tadına ve lezzetlerine sunuyorsunuz. Evet. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz daha açalım. Gelen talepler doğrusunda sunulan hizmetler, ürün çeşitleri nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Şimdi bizim ürün çeşitlerimiz meyveler doğal, gerçek meyve kullanılarak yapıldığı için doğal oluyor. Evet. Ve meyvelerin olgu zamanında yapıyoruz. Hı hı. Sütlerimiz zaten sabah kaynatılıyor, günlük yapılıyor. Evet. Ondan sonra hijyenik olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Evet. Ama yani hepsi doğal. Günlük ortalama kaç çeşit dondurmayla hizmet veriyorsunuz? Yani şöyle diyeyim, süt, çikolata çeşidim var. Artı karadut, limon, çilek. Bunlar demirbaşlarımız gibi. Evet. Bunlara ilave olarak mevsim meyvelerin olgun zamanında şeftali, kayısı, kavun ürünü, incir ürünleri satışa sunuluyor. Evet. Bir de ben şunun altını çizmek istiyorum. Siz tamamıyla doğal olan meyvelerden bu dondurmaları elde ediyorsunuz. Evet. Ya da doğal gerçek sütten, %100 sütten siz bu ürünleri elde ediyorsunuz. Doğal olmayan, yani bir takım ürünler yakılarak ya da bir hormon enjekte edilmiş ürünlerle kesinlikle ve kesinlikle ona yanaşmıyorsunuz. Kesinlikle yanaşmıyorum. Ben size bir örnek vereceğim. Sütlü dondurmamdan bahsediyorum size. Sütlü dondurmamın içinde olması gereken 3 kalem malzeme var. Evet. Süt, şeker, salep. Evet. Meyvelerden bahsedersek meyve, şeker, salep. Zaten bunlar dondurmanın olması olmazlarıdır. Evet. Ama salep diyorsak salep birinci kalite. Şeker diyorsak
normal kristal toz şeker. Evet. Yani tatlandırıcı hiçbir zaman kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Tamamen doğal olan ürünler neyse onlardan elde ediyoruz. Biz bunlara özen gösteriyoruz. Evet. Biz bunlara özen gösteriyoruz. Şimdi efendim sizin özel yapmış olduğumuz söyleşide siz gerçekten insan sağlığına önem veren bir işletme ve işletmecisiniz. Kesinlikle evet. Kendinizin ve çocuklarınızın yemediğini gerçekten dışarıdaki insanlara ve çocuklarına da yedirmiyorsunuz. Evet. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü her ne kadar da olsa bir gıda sektörü, çok hassas bir sektör. Dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Benim dikkat etmiş olduğum en birinci prensibim hijyen. Olmazsa olmazlardan. Olmazsa olmazımdır yani. Ondan sonra kalitenin birinci sınıf olması. Evet. Ve kalitenin fiyatı maliyeti hiç önemli değil sizin için. Fiyatı maliyeti benim için hiç önemli değil. Evet. Çünkü ben de bu dondurmayı yaparken tadına bakıyorum. Evet. Akşamları çocuğum dondurma benden sipariş ediyor, eve götürüyorum. Evet. Ertesi gün benim müşteri kapasitemin çoğu çocuk ve gençlerdir. Evet. Her çocuk ve genç annesi için çok değerlidir. Toplum için çok değerlidir. Onun için her özveriyle biz çalışıyoruz. Evet. Ve güler yüzle satışa devam ediyoruz. Yani bizim bir de güler yüz çok önemli. Hijyenin yanında güler yüz. Evet. Biz çünkü babamızda... İnsani duygular da çok insani önemli. İnsani duygular evet, çok yapmış önemli. Yapmış olduğunuz iş, hizmet değil sadece. Yaptığımız işe sevgi katma çok önemli. Evet. Biz çünkü babamızdan böyle gördük. Babam ustasından böyle görmüş. Benim evlatlarım, kardeşimin de çocukları var. Biz zaten bir aile işletmesiyiz. Evet. Kardeşimin de çocukları var. Biz hep bunları aşılıyoruz çocuklarımıza. Evet. Bundan sonra da böyle devam edecek. Evet, nesilden nesile devam edecek. Nasıl ki babamız başımızdaysa biz de çocuklarımıza devretsek de biz de onların başında her zaman olacağız yani. Evet. Onların destekçisi ve arkasında hem takipçisi hem destekçisi olacağız. Yani satan memnun, alan memnun statüsüyle devam edeceğiz. Bu böyle nesilden nesile devam edeceğiz. Bizim için önemli olanlar bunlar. Evet, şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Sektörde ve bölgede elbette yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler? İşte biraz önce bahsettiğim gibi katkısız şöyle diyeyim. Yani doğal ürünler çalışarak yapılan her şey güzeldir aslında. Evet. O yüzden güler yüzle satış yapan. En büyük sebebi de şu olsa gerek. Orta yaş ve biraz daha üzeri insanlar sizden dondurmalık yedikleri zaman çocukluğunu hatırlıyorlar. Çocukluğunu hatırlıyorlar ve çocuklarına tavsiye ediyorlar. Evet. O yiyen çocuklar da memnun kaldıktan sonra onlar da biliyorum ki ileride kendi çocuklarına tavsiye edecekler. Evet. Böyle olursa bu tip müesseseler, aile işletmeleri, sanayi olarak düşünmeyin, aile işletmeleri her zaman ayakta kalmaya devam edeceklerdir. Evet, yani bu tür geri bildirimler sizi çok mutlu ediyor ki siz önce hizmet sonra ticaret anlayışıyla. Önce hizmet sonra ticaret. Önce hizmet devam ettiriyorsunuz. Efendim, çok uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. İkinci kuşak olarak siz bu işi devam ettiriyorsunuz ve sizden sonra da çocuklarınız belki üçüncü nesil olarak bu hizmeti devam ettirecekler. Peki siz neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir Kemal Bey? Şimdi şöyle diyeyim, aslında çok büyük hedeflerimiz yok. Çünkü biz yapılan hizmetin, verilen hizmetin seviyesini de biliyoruz. Üst seviyesindeyiz. Evet. Önemli olan üst seviyeyi koruyup devam ettirmek. Evet. Fazla bir hırsımız yok. Hani zamanda büyüme aşamasında çok imkanlar da oldu ama bu lezzetin bozulmaması... Bu yönde talepler çoktur size. Çok talepler oluyor, her sene de oluyor ama biz bu lezzetin... Nasıl ki babamdan kalan bir 70 yıldır süre gelen bir lezzetin bozulmaması adına bu taleplerin hepsini geri çevirdik. Bundan sonra da çeviririz sonuçta yani. Sonuçta kapasite arttığı zaman biraz da olsa sanayileşmeye girecek. Doğallık bozulacak. Evet, özen gösterseniz de bir yerde tadı vesairesi değişmiş olacak. Kesinlikle. Kemal Bey, son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize burada neler aktarmak istersiniz? Kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Şimdi buradaki vatandaşta biz satış yapıyoruz ama aslında biz burada Sarıyer bölgesinde biraz önce de bahsettim ya bebekliğinde dondurma verdiğim çocuklar Şiyalı'nda benim yanıma çocuklarıyla geliyorlar. Evet. Hatta içlerinde bazıları dede diyorlar. Evet. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Biz buradaki vatandaşlarımızın hepsiyle bir
aile gibi düşünüyoruz. Evet. Aile-i sifat gibi düşünüyoruz. Öyle saygı gösteriyoruz. Öyle güler yüzle karşılıyoruz. Onlardan da o güler yüzü gördüğümüz için her şey çok olumlu. Evet. Mutluyuz. Evet. Efendim biz de gerçekten doğal, lezzetli dondurma yemek isteyen herkesi İstanbul Sarıyer'de meşhur Büyükdere Dondurmacısı'na davet etmiş olalım. Kemal Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim buraya kadar geldiniz. Bizler için şereftir efendim. Hizmetlerinizin ve başarınızın da devamını diliyoruz. İnşallah. Çok sağ olun efendim. Devam ederiz. Evet değerli İşkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. İstanbul Sarıyer'den ve sektörün en iyisi meşhur Büyükdere Dondurmacısı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.